Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselam ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmaîn. Rabbi şrahli sadri ve yessirli emri ve hlul ukde min lisani yefkahu kavli ve ufavvidu emri. Subhaneke la ilme lena illa ma allamtana inneke entel alimul hakim. Subhaneke la fehme lena illa ma fehemtena inneke entel cevvadul kerim. Allahu Teala'ya şükürler olsun. İki cihan serveri Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme salat ve selam olsun. Kıymetli kardeşlerim, bir cuma gecesinde yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'den ayeti kerimeler, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin lisanından hadis-i şerifler paylaşmak üzere siz kıymetli kardeşlerimize bir araya geldik. Cenab-ı Mevla bu gecenin rahmetinden, feyzinden, bereketinden, yüce kitabı Kur'an-ı Kerim'in ayetlerinden, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hadis-i şeriflerinden en güzel şekilde istifade edebilmeyi her birimize nasip eylesin inşallah. Kıymetli kardeşlerim, en son sayfa 357'ye gelmiştik. Nur suresi 61. ayet-i kerime 18. cüz. Arapça sayfasında 357. sayfa, sayfanın ortalarına gelmiştik. İnşallah 61. ayet-i kerimeden itibaren bugünkü sohbetimize başlıyoruz. Her zaman olduğu gibi eğer sohbet anında ayet-i kerimelerle ilgili Arapça lafzıyla nüzul sebebi veya bu ayetlerle ilgili hadis-i şeriflerle ilgili ilaveleriniz varsa da her zaman istişare ve katkılarınıza hazır olduğumuzu bildiriyoruz. Sohbeti takip eden kardeşlerimize tavsiyemiz, Arapça metinlerin önlerini açarlarsa oradan Arapça lafzına daha dikkatli bir şekilde takip edebiliriz inşallah. Fakat açacak imkanınız yoksa yine bulunduğunuz mekanda evinize uzanmış çayınızı içerken rahat bir ortamda da sohbetimizi dinleyebilirsiniz inşallah. 61. ayet-i kerime demiştik. Bismillahirrahmanirrahim. Leyse alel e'ma haracun ve la alel e'raci haracun ve la alel meridi haracun ve la ala enfusihim en te'külü min buyutikum. Leyse alel e'ma haracun. Ama gözü görmeyen kimseye bir zorluk yoktur. وَلَا عَلَى الْاَعْرَجِ حَرَجٌ. Ayağı sakat olan, engelli olan kişiye de, avam dilinde topal kelimesi, fakat günümüzde kullanıyoruz, engelli lafzını kullanıyoruz. Ayağından dolayı engelli olan kişiye de bir zorluk yoktur. وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ حَرَجٌ. Hasta olan kimseye de zorluk yoktur. وَلَا عَلَى اَنْفُسِكِمْ. Enfusiküm, kendinize de bir zorluk yoktur. En te'külü min buyutiküm, evlerinizden yemenizde. Önce kırık manasını verdik. Ayet-i kerimenin nüzul sebebi hakkında birkaç açıklama yapalım. Kıymetli kardeşlerim, ama olan kişinin, ayağından rahatsız olan, engelli olan kişinin veya hasta olan kişinin yemek yeme adetinden bahsediyor bu. Arap toplumunda bu kişiler yemeklere katıldıkları zaman diğerleri gibi sağlığı yerinde olan kişiler gibi yiyemezler idi. İkinci olarak bunlar yemeğe uzanma, yemeğe erişme hususunda bazı zorluklar çekmekteydiler. Üçüncü olarak da diğer kişilerle bir arada bulundukları zaman bunların yaşayabilecekleri zorluklar hakkında bahsediliyor idi. Bu çerçevede onların yemek yeme adabını hatırlatıyor. Yani bunların yemek yemelerinde herhangi bir sıkıntı yoktur. Bunların yemek yemesiyle ilgili usuller bize anlatılmıştır. Peki bunların yemek yemesiyle ilgili nerede yemek yiyeceğine dair birinci lafı şudur. Min buyutikum, sizin evlerinizden. Şimdi hangi evlerde yemek yiyebileceklerini bize ayrıntılı bir şekilde anlatıyor. Birincisi kendi evlerinde. İkincisi ev buyuti abaikum, babalarınızın evlerinde. Ev buyuti ümmehatikum, veya annelerinizin evinde. Ev buyuti ihvanikum, veya erkek kardeşlerinizin evinde. Ev buyuti ahavatikum, veya kız kardeşlerinizin evinde.
ev buyutu e'mamikum veya amcalarınızın evlerinde, ev buyutu ammatikum veya halalarınızın evlerinde, ev buyutu ahvalikum veya dayılarınızın evinde, ev buyutu halatikum veya teyzelerinizin evinde. Ev ma meleket mefatihahu, anahtarlarına malik olduğunuz kişilerin evinde, ev sadihukum veya dostlarınızın evinde. Leyse aleyküm cünahun, en tekkülü cemi'an, bütün bu sayılan evlerin her birisinde toplu halde birlikte yemek yemenizde, ev eştaten veya ayrı ayrı yemek yemenizde herhangi bir sıkıntı yoktur. Buradaki husus, dayılarımız, teyzelerimiz, amcalarımız, erkek kardeşlerimiz, annelerimiz ve babalarımızın evinde yemek yeme adabını ve bu yemek yeme adabında ister hep birlikte yememizi veya ayrı ayrı yememizi anlatıyor. Örfümüze vardır, büyük gelmeden yemeğe başlanılmaz. Örfümüze vardır, yemeğe davetli olan kişilerin hepsi bir araya gelmeden yemek yenilmez. İşte bu çerçevede iki tane hususu söylüyor. Birincisi, üzerimize haklar hususunda amcamız, dayımız, teyzemiz ve kardeşlerimizin evinde yemek yememize bir sıkıntı yoktur. Hatta bazen onların rızası olduğu çerçevede onlardan izin almadan dahi onların evinde bulunduğumuz sürede yiyebiliriz. İkincisi, yemek yeme hususunda hep beraber mi yiyeceğiz yoksa ayrı mı yiyeceğiz? Ayet-i Kerime bize birlikte de yiyebileceğimizi, ayrı ayrı yiyebileceğimizi bizlere bildirmiştir. فَاِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَى اَنْفُسِكُمْ Evlerinize girdiğiniz zaman فَسَلِّمُوا selam verin. عَلَى اَنْفُسِكُمْ kendinize selam verin. تَحَيَّةً مِنْ عَنْدِ اللّٰهِ Allah katından bir selam ile kendinize selam verin.